Şu anda tamamen Washington D.C. Pentagon ve askeriyenin elinde dış politikayı yönlendiren aslında en büyük kurum olarak görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde askerin sonuca kısa zamanda ulaşma odaklı yaklaşımı uzun vadeli stratejik ortaklıkları tehlikeye atıyor. Aslında Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu koordinasyon eksikliğinden dolayı rahatsız yapılan farklı demeçlerden dolayı zira Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson sırasında çok aslında iyi bir koordinasyon var. Ama anladığımız kadarıyla Tillerson'ın söylediklerini Pentagon çok dikkate almıyor. Bu almadığından dolayı da kriz daha da çok artıyor. Pentagon'un Türkiye'nin teröre karşı savaşının DAEŞ terörüne karşı mücadelede dikkatleri dağıttığı yaklaşımı pek çok çelişki içinde barındırıyor. Zira Türkiye DAEŞ ve YPG terör örgütleriyle savaşırken YPG bizzat Amerika Birleşik Devletleri tarafından destekleniyor. Washington Merkezli Düşünce Kuruluşu Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar, Dışişleri Bakanlığı ve Kongre'de kapalı kapılar ardında konuşulanları en iyi bilenlerden. Verdikleri sözü tutmayacaklar. Geçen zamanda da geçici olarak eee desteğimiz var demişlerdi. O anlamda ben Pentagon'un YPG'yi Suriye'de kullanmaya devam edecekleri algısını artık görebiliyoruz açıkça. Bu noktada her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözler verse de Başkan Trump'ın bu yıl politikaları değiştirmesi düşük ihtimal. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde de aslında Türkiye'nin haklı tezlerini vurguladı, kabul etti, sözler verildi. E, ama görünüyor ki Pentagon, e, Başkan Trump ne derse desin benim dediğim olacak e, konusunda ısrar ediyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve DEAŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk'ün stratejik çıkar ve ortaklıkları gözetmeden hazırladığı stratejilerin bölgenin geleceği için tehlikeli adımlar olduğu Amerikan Kongresi'nde ve eski diplomatlar arasında da konuşulan konulardan. İki ülke arasında koordinasyonun artması ve Washington yönetiminin sahadaki gerçekleri gözeterek adım atması herkesin ortak beklentisi. 2018 yılı Türk-Amerikan ilişkileri için çok kritik bir yıl. İletişimin güçlü olması, koordinasyonun yapılması önemli. Aksi takdirde e, hakikaten biz e, kriz üzerine krizler e, görebiliriz. Bu da ne Türkiye için ne Amerika için ne de e, Orta Doğu için hiç iyi bir sinyal olmaz. Türk düşmanlarına yarar. O anlamda yani bizim beklentimiz e, diyalogların artması.